Kurmay Başkanı milletin yüzüne cesaret edip çıkamıyor. Milletin içine çıkmıyor. Şimdi oradakiler de diyor ki Sayın ya, Genç, ey vatandaşlar, Sayın Genç, koruması iş tüzüğün 66. Ya, maddesi Başkan, gereğince uyarıyorum. Konuşmaya davet ediyorum. Konuyla ilgili konuşmaya davet ediyorum. Hitabınızı düzeltir misiniz lütfen? Danışma kurulu nedir? Uyarıyorum sizi iş tüzüğün 62. maddesi gereğince. Bir kuruldu arkadaşlar. Yani bu, sen daha dün ki meclis başkan vekili değilsin ki. Sayın Genç, birinci uyarıyı yaptım. Efendim, İkinci uyarıyı da yapacağım. Buyurun devam edin. İsterseniz devam etmeyin. Buyurun. Yaparsanız olur. Konuya gelmeyin isterseniz. Buyurun Sayın Genç. Ben diyorum ki meclisin şu konuları görüşmesi lazım. Ben onu söylüyorum. Niye sizi rahatsız ediyor? Yani siz bu kadar rahatsız oluyorsanız o kürsüde oturmayın. Arkadaşlar. Sayın Genç, sizi uyardım ben. İsterseniz uyumayın devam edin. Buyurun. Başında Abdullah Gül gidiyor. Ondan sonra diyor ki vatandaşa oradaki insanlar. Yahu senin diyor Genelkurmay Başkanı'nın korumasını yaptığı insanlar halkın içine çıkmıyorsa siz nasıl bize karşı çıkıyorsunuz? Arkadaşlar. 24 tane şehit veriyoruz Çukurca'da. O gün Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu neyle ilgileniyor? İsrail 11 tane Hamas'ı bırakıyor. O gece tutuyor. Bizim orada askerlerimiz şehit olurken o şehit olma saatinde herkes biliyor. Ama onlar o 11 tane Hamas'ı İsrail'den buraya özel uçakla getirmenin peşinde koşuyor. Peki bu devlet nasıl böyle yönetilir arkadaşlar? Böyle bir devlet yönetimi olur mu? Devletin hiçbir faaliyetleri denetlenmiyor. Bakın, KİT komisyonuna gidiyoruz. Maalesef Yüksek Denetleme Kurulu karşımıza onlarca, yüzlerce suistimal iddiaları var. Bunların raporlarında belirtmiyorlar. Bakın, geçen dönem kaç defa soru öncesini verdim. İstanbul Belediye Başkanı birçok ihalelerini Tayyip Erdoğan'ın oğlunun bacaran babası olan Zekeriya Karaman'a veriyor. Sayın Genç, ve ikinci bunlar, defa uyarıyorum bakın, sizi. Bu ihaleler, ikinci defa davet ediyorum Sayın Genç. Konuyla ilgili konuşmanıza. Soru soruyoruz, sorularımıza cevap vermiyor. Deniz Feneri davasında ne oluyor? Deniz Feneri'nde tutuklu olan Zekeriya Karaman'ın oğlu ile Tayyip Erdoğan'ın oğlu bacarak. Şimdi Tayyip Erdoğan diyor ki yargı benim emrimde olacaktı diyor. Ben Sayın millet... oğlumu bacaran babası gidip diyor hapse. Sayın milletvekilleri, hatibi konuşmadan men etmeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, iş tüzüğün 66. maddesinde men ediyorum. Kabul etmeyenler, iş tüzüğün 66. maddesine göre. İş tüzüğün 66. Ben iki defa okudum efendim size. Dinlemediniz, dinleyeceksiniz Sayın Genç. Lütfen. Lütfen oturun. Konuya gelmek zorundasınız Sayın Genç. Ben sizi iki defa davet ettim. Lütfen kürsüyü terk edin. Lütfen kürsüyü terk edin Sayın Genç. Sayın Genç, lütfen kürsüyü terk edin. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Genç. Sayın idare amirler, lütfen göreve davet ediyorum. Lütfen Sayın Genç. Kürsüyü terk edin lütfen. Sayın Genç, lütfen kürsüyü terk edin. Sizin de orası hiç değil. İstediğiniz gibi konuşamazsınız. Danışma kurulu önerisinden de başka söz talebi... Lütfen. Birleşime 5 dakika ara veriyor.